Günaydın. Herkese yepyeni bir vlogdan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün sabah erken kalktım. Saat 7'ydi kalktığımda. Önce 8 oldu. Şimdi kendime bir kahvaltı tabağı hazırladım. 2 adet haşlanmış yumurtam, domatesim ve salatalığım var. Yanında ekmeğimi hazırladım. Bir yandan da çayımız oluyor. Çay büyük ihtimalle yetişmeyecek kahvaltıya. Onu bilgisayarda işlerimi hallederken büyük ihtimalle içebileceğim. Kahvaltıdan sonra da bilgisayarda işlerimi halledeceğim. Bir yandan da kahvaltıyı yaparken izlemek için Enes Yılmazer'i açtım. Enes Yılmazer biliyorsunuz ki bu evleri geziyor yurt dışında özellikle, yani Amerika'da. Ve onun, ya belki bilmiyorsunuzdur, bilmiyorum şimdi biliyorsunuz dedim ama videolarını çok seviyorum. Gezdiği evleri gerçekten bayılıyorum. Şimdi bir tane New York'ta eve gezmiş, ben o videoyu kaçırmışım. Değeri evin 39 milyon dolar. Şimdi bu nasıl bir ev? Gerçekten koskocaman, yani bir evden bahsediyor olamayız bunun için. Böyle normal bir ev değil bence bu. Gerçekten büyüleyici. Bir yandan kahvaltımı yaparken bir yandan da onu izleyeceğim. O şekilde kahvaltıdan sonra görüşürüz. Kahvaltımı bitirdim. Şimdi çayımı koydum. Bilgisayarımı da açtım. Gördüğünüz gibi YDS 3000 kelime listesi PDF'ini buldum. Şimdi buradan kelimeleri, zaten çoğunu biliyorum ama yine de 3000 kelime, 304 sayfaymış bu arada. Kelimelere bir göz atacağım. YDS kısmına birazcık daha odaklanmak istiyorum. Oradaki kelimelere en azından kelime olarak birazcık geride kaldığımı hissediyorum her seferinde. Ya da kelimeleri unuttuğumu düşünüyorum. O yüzden bu şekilde açtım ama başka sitelere de göz atacağım tabii ki. Şimdi burada duruyor. Buraya da not defterimi hazırladım. Buraya da kelimeleri not alacağım. Bildiklerimi zaten yanına tik koyacağım için önemli olan bilmediğim kelimeler. Güzel bir liste. Bir yandan da şöyle müzik açtım. Arka fonda da güzel bir müziğimiz olacak. Bu şekilde kelime çalışmaya başlayacağım. Yapıyorum. Bu zibidi ne yapıyor? Bakar mısınız şunun şekerliğine ya? Böyle mışıl mışıl uyuyor beyefendi. Ben de o sırada kelimeleri ara verdim. Ben böyle çalışmayı çok seviyorum bu arada. Kelimeleri böyle not alıp kafamdan cümle kurmayı seviyorum. Ya da buraya cümle not almayı seviyorum. Ama sizler bu konuda zorlanıyorsanız sizlere farklı bir teknikten de bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben bir tane bir metin açtım. Bu B1-B2 seviyelerinde bir tane kitabın içi. Yani bu çalışma kitabı aslında İngilizce. Sizler de isterseniz işte İngilizce A1 okuma metni yazarak ya da bunu İngilizce yazarak işte English A1 reading text PDF yazarak da ulaşabilirsiniz. Bir sürü metin çıkabilir karşınıza. Oradaki bilmediğiniz kelimeleri not alabilirsiniz. Bunu yani sesli bir şekilde okursanız hem okumanızı da geliştirirsiniz. Kelimelerin nasıl okunacağını da daha rahat kavramış olursunuz. Hem de bilmediğiniz kelimeleri not alırsınız ki bu da size daha faydalı olur. Böyle yazarak zorlanıyorsanız, yani bu tarz bu kadar kelimeyi öğrenmekte tabii ki zorlanabilirsiniz. Eğer cümle içerisinde görürseniz sizler için daha da kalıcı olabilir.
Bilgisayarda işlerimi hallettim. Banyonun aynasını, işte lavabosunu, klozetini falan temizledik. Güzelce oruşumla, güzel temizleme mendilleriyle. Şimdi bir duşakabin kaldı. Onu da halledeceğim. Birazcık daha saat ilerlesin diye bekliyorum süpürge yapmak için. Çünkü daha saat erken, bu saatte yaparsam sıkıntı olabilir site içerisinde. Birazcık daha bekleyeceğiz değil mi oğluşum? Değil mi paşam? Ya şunun tipine bakar mısınız sabah sabah? Bal bal. Sabah şekerim benim. Efendim, ne söyleniyorsun? Oh. Ben bunu böyle seviyorum, o da bana söyleniyor. Evet, video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bir de kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.